merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeni bir alışveriş videosu hazırlıyorum sizlere. Ben aldığım parçaların bazılarını sezondan aldım, bazılarını indirimden ama şu an her yer indirimde olduğu için gönül rahatlığıyla bütün parçaları sizlere gösterebileceğim. Neredeyse hepsi, hatta hepsi mağazalarda var. Videoda fiyatlardan bahsetmeyeceğim. Aşağıdaki açıklama kutusuna ekleyeceğim ama nereden aldım, hangi şubeden aldım tek tek hepsini belirteceğim. Son zamanlarda bana çok sık sorulan bütün parçalar bu videoda olacak, o yüzden hemen başlıyorum. Ben bütün ürünleri marka marka etrafıma ayırdım. Önce Zara'dan başlıyorum. Zara'dan sezonda Taksim şubesinden böyle pudra rengi, beli lastikli midi bir etek aldım. Bendeki small bedeni en küçük beden small'du ama yine de bana biraz boldu, o yüzden yanlardan birazcık daralttırdım. Ben yüksek bel kullanmayı çok seviyorum bu arada ve üstüne ya crop top üstleri tercih ediyorum ya da basic tişörtleri özellikle arkadan düğüm atıp bağlayarak kullanmayı çok seviyorum. Altına da ya spor ayakkabı tercih ediyorum ya da mevsimlik botlar bence çok tatlı oluyor. Bu takımdan ve biraz sonra göstereceğim beyaz şorttan Madrid'e hazırlandığım seyahat çantamda ne var videomda bahsetmiştim. O yüzden çok uzun tutmayacağım. Ben bunu yine Taksim şubesinden almıştım. Bu şort takım. Şöyle göstereyim. Altı da bu şekilde. Birlikte çok şekerler, ayrı ayrı da çok rahat kullanılabiliyorlar. Ve beyaz şort. Yazın en kurtarıcı parçalardan bir tanesi bence. Bunun da en küçük bedeniydi ama bana bol olduğu için bunu da biraz daralttırmıştım. Bu sanırım şu an indirimde değil ama şort takım indirimde. Bence basic tişörtler 4 mevsim kurtarıcı parçalar. Ben de Zara'dan böyle V yaka beyaz bir basic tişört aldım. Bunlar zaten sık sık, hatta en sık aldığım parçalar. Araya başka bir basic tişört karışmış. Bu bana en çok sorulan parçalardan bir tanesiydi. I'm Not Basic'ten bu kahverengi tişört V yaka bendeki X small. Kesinlikle şimdiye kadar denediğim, kalıbını en çok sevdiğim tişörtüm oldu bu. Bu arada belki biliyorsunuzdur, I'm Not Basic Maritza'nın kendi markası. Meriç Küçük benim de çok sevdiğim bloggerlardan bir tanesi. Yine Zara'dan sezonda böyle kot gömlek, kot ceket arası bir şey almıştım. Bunun en çok büyük zarf ceplerini ve koldaki detaylarını çok sevmiştim. Çok ince mevsimlik bir şey. Bunu çok severek kullanıyorum zaten. Zara indiriminden aldığım bir parça var. Beyaz basic bir gömlek. Bu gömleğin özelliği, basic oluşumun dışında özelliği, önünün kısa, arkasının biraz daha uzun olması. Jeanlerle özellikle gerçekten çok güzel oluyor ve kot şortlarla aynı şekilde çok güzel oluyor. Fakat bununla alakalı tek bir problemim var ki ütü tutmuyor. Maalesef çok zor ütülenen kumaşlardan, sevdiğim bütün beyaz gömleklerim hep böyle zor ütülenen kumaşlardan. Hatta bir tanesi daha var, o da çok sorulan parçalardan biriydi. O da şu gömlek, görünce hatırlayacaksınızdır. Bununla da Instagram bir fotoğraf koymuştum ve çok sorulmuştu. Snapchat'ten de aynı şekilde. Bunu da Koton'dan almıştım. İkisi de indirimdeydi. Çok severek aldım ama ikisi de maalesef ütü tutmayan kumaştan. Bunlarla nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Yine Zara'nın sezonundan aldığım, sonra indirime giren bir parçası daha ama çok beğenerek almıştım gerçekten. Bu tığ işlemeli bej rengi üst. V yaka, kolları şöyle İspanyol kol geliyor. Çok güzel işlemeleri var gerçekten. İçinde kendiliğinden bir astarı var ama sürekli kayıyor ve biraz rahatsızlık veriyor. Yine de gerçekten çok güzel bir parça. Çok böyle yaz yaz kokan bir parça. Ben çok seviyorum. Özellikle bunları jean şortlarla kombinlemeye bayılıyorum gerçekten. Çok beğenerek aldığım bir şey bu da. Çantaları, ayakkabıları, aksesuarları en sona bırakıp Mango'dan devam ediyorum. Mango'dan şöyle kahverengi ve yaka bir basic tişört aldım. Bunun en çok rengine ve dokusuna vuruldum açıkçası. Çünkü böyle incecik örgü gibi mevsimlik yazında giyilebilir bir şey. Herhalde içlerinde en sevdiğim parçalardan bir tanesi de bu tişört. Çünkü dediğim gibi yazında çok rahat giyilebiliyor ve kahve tonları benim en sevdiğim renkler olduğu için bunu gerçekten çok beğenerek aldım. Cevahir Mango'dan da hala giyemediğim, etiketi üzerinde duruyor. Pudra üzerine çiçek baskılı bir elbise aldım. Her çiçek baskısını çok beğenmiyorum ama bunun baskıları çok hoşuma gitti. Mini bir elbise değil ama kısa bir elbise. Bunu hala giyememiş olsam da aklımdaki plan şu: topuklu sandaletlerle giymek. Çünkü o zaman böyle hiç uğraşmadan hem de çok rahat bir şekilde şık bir kombin oluşturulabilir. Özellikle yaz için bu tarz çiçek baskıları çok güzel oluyor. Yine Mango indiriminden, Cevahir mağazasından böyle bej rengi yüksek bel güdeli bir şort aldım. Kendiliğinden kuşak kemerli. Çok rahat bir parça gerçekten. Bunu da özellikle crop toplarla çok yakıştırıyorum. Çünkü hem yüksek bel hem de çok böyle saran bir parça yerine hafif bol indiği için üzerinde mutlaka sıkı saran, daha dar, daha oturan bir parça bence çok güzel oluyor. Ben Mango sezondan iki tane pantolon aldım. Bunların kesimleri, duruşları gerçekten çok güzel ve şu an indirimde. O yüzden bunu bulursanız mutlaka alın. Şöyle göstereyim. Bunlar kalçaya ve bele çok güzel oturuyor. Sonrasında bacakta hafif boru iniyor. Kısa paça pantolonlar ve çok sevdiğim
zarf cepleri var. Ben iki rengini aldım, hem kiremit hem siyah. Bir de sarısı vardı ama onun tonunu çok beğenmediğim için almadım. Dediğim gibi şu an indirimdeler ve duruşları inanılmaz güzel. Bence bunları kaçırmayın. Yine bir şeyin maceram oldu ama bu sefer yüzüm güldü. Geçen seferki alışveriş videomdan hatırlarsınız, kışın hazırladığım alışveriş videomdan. O biraz talihsiz bir alışveriş olmuştu ama bu sefer biraz daha risksiz parçaları tercih ettim ve güzel sonuçlandı. Bir tanesi bu şifon bej rengi, altı böyle dantelli, üstü ip askılı, arkadan çapraz askılı ve şöyle küçük bir penceresi var. Bu böyle yazın olmazsa olmaz banko parçalarından bir tanesi, o yüzden sorunsuz geçti. Bir diğeri de yine çok sorulan bir parçaydı bana. Bu sene düşük omuzlar çok moda biliyorsunuz. O da şöyle bir parça, beyaz, kar beyaz, altı dantelli bir parça. Bu da özellikle kot şortlarla çok çok tatlı oluyor bence. Bir de bir elbisem var, kimono tarzı, siyah üzerine hardal çiçekli. O da çok sorulan bir parçaydı ama bir önceki yaz makyajı benimle hazırlanın videomda zaten onu kullandığım, gösterdiğim ve açıklama kutusuna da linkini bıraktığım için onu buraya dahil etmiyorum. Galiba üst alt grup bu kadar. Şimdi ayakkabı, çanta ve aksesuara geçiyorum. Önce aynı ürünün iki rengini aldığım çantalarla başlamak istiyorum. Parmaklarımı yerleştiremedim bir türlü. Tamam. Çünkü çok güzeller. Çok kullanışlılar ve indirimdelerdi, çok uygunlardı. Aslında sezonda da çok uygundu. Gerçi ben sezonda görmedim bunları. Tipik alışveriş taktiğimi uyguladım. Şöyle ki önce online'dan düzenli olarak bakıyorum. Sonra orada beğendiğim bir ürünün referans kodunu alıp mağazaya gidiyorum. Ben de o şekilde bu hardalı için gitmiştim aslında. Sonra bu kahverengisi, kızıl kahve aslında en sevdiğim tonlardan bir tanesi. Bu piyangodan çıktı. Şöyle güzel kullanışlı bir çanta. Ne çok küçük ne çok büyük. İçine bence çok yeterli eşyayı alabiliyor. Şurada gold detayları var. Olmazsa olmazdı zaten bende. Askıları da aynı şekilde. Bu arada son zamanlarda bunu günlük çok kullanıyorum. O yüzden içinde de aslında eşyalarım var. Günlük çanta düzenim var. Şöyle altın zincir askısı var. Bunu son zamanlarda çok fazla kullanıyorum. Instagram'da özellikle sık sık görüyorsunuzdur. Aslında hardalı son zamanlarda çok sık kullanıyorum. Çünkü hardal bence çok iddialı, buna karşılık çok uyumlu bir renk. Şunu çok seviyorum. Natural tonlarda kombinimi tamamladıktan sonra oraya iddialı bir parça yerleştirip bir anda havasını değiştirmeyi çok seviyorum. Hardal bunun için çok uygun bir renk bence. Bunları aslında sezonda almıştım ben ama şu anda indirimde oldukları için şöyle hızlıca bir bahsedip göstermek istiyorum. Bu tamamı bej rengi, kapağı güderi, devamı deri görünümlü bir çanta. Tabii ki altın detaylı yine. İçinde 3 tane gözü var, bir de fermuarlı bölümü var. Bir, ikincisi büyük ve 3. Böyle güzel, tatlı, şirin, günlük kullanıma çok uygun bir çanta. Diğeri de, bunu daha fazla kullanmıştım aslında, fotoğraflardan da daha çok görmüşsünüzdür. Acı kahverengi, gri ve hardalın birlikte kullanıldığı ve bence çok güzel olduğu bir çanta. Şuradaki minik aksesuar benim için biraz fazla aslında. Çünkü fazla tatlı, fazla sevimli ama yine de arada böyle değişiklikler fena olmuyor. Bence güzel ve kullanışlı bir çanta. İçinde de şöyle orta bölmeyle ayrılmış iki büyük gözlü ve şurada da bir cebi var. Bununla alakalı tek söyleyebileceğim askısıyla ilgili bu kancalı ve birbirine geçmeli askılardan olduğu için umarım görüyorsunuzdur ve anlıyorsunuzdur. Biraz fazla yüklendiğiniz zaman, çantanın içini biraz fazla doldurduğunuz zaman gevşeyip çıkabilme ihtimali var. O yüzden bunu çok doldurmamak gerekiyor. Yani böyle askıları biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Ve o çok sorulan kemere geliyorum. Ben onu günlük olarak çok sık kullanıyorum. Özellikle jeanlerle, yüksek bel jeanlerle çok beğeniyorum bunu kullanmayı. Bunu Bershka'dan aldım. Hem acı kahverengisi hem de siyahı vardı. Ben sadece bu rengini aldım. Bence çok kullanışlı bir kemer. Bu alışverişte ayakkabı konusunda aldığım her bir parça son zamanlarda en sevdiğim ayakkabılarım oldu gerçekten. Hemen şöyle hızlıca başlıyorum. Bunları artık biliyorsunuz muhtemelen. Yargıcı'dan aldığım boncuk işlemeli sandaletlerim. Bunlar çok rahatlar, çok güzeller. Biraz şıkır şıkırlar. Daha böyle basic giyinildiği zaman altında biraz daha kendini gösterecek parçalar. Şu anda da indirimdeler. Bence bundan hoşlandıysanız eğer hemen internet sitesine bir bakabilirsiniz. Ben 37 giyiyorum. Ve Mango'dan bu hardal terlikler. Bunların topuğu kısa, kalın ve topuğun üzeri hasır ip kaplı. Üzeri güderi terlikler. Umarım şuradaki parmak izlerim görünmüyordur. Çok komik gerçekten. Bunlar çok rahat terlikler ve hardalın benim hayatımdaki kullanım amacına çok uygun parçalar. Ve Zara'dan bu botlar. Bunları gerçekten bayılarak aldım. Çok çok beğendim. Bunlar yine sezonda hiç haberimin olmadığı ve çok uygun fiyatı olan sezonda bile. Sonra indirimde şans eseri karşıma çıkan ve çok daha uygun fiyata düşen parçalardan bir tanesi.
Taba rengi, güderi, sivri burun en sevdiğim ve boğazında böyle pencereleri olan kısa, kalın, alçak topuklu botlar, mevsimlik botlar. Bunlar bence kot şortlarla ya da gösterdiğim o çiçek desenli elbisenin altına ya da şort tulumlarla çok güzel olacak. Çok şık parçalar. Ben gerçekten çok beğenerek aldım. Ama bu ayakkabı alışverişinin bir yıldızı olmalı tabii ki. O da işte bu Zara topuklu sandalet. Buna gerçekten aşık oldum. Gerçekten. Yani o kadar ki rengini, desenini, modelini, topuğunu, rahatlığını, her şeyini ayrı ayrı beğendim gerçekten. Hatta bulabilirsem gerçekten bu ayakkabıdan bir tane daha almak istiyorum. Yani buna o kadar bir şey olmasın, o kadar uzun süre kullanayım istiyorum. Gerçekten şimdiye kadar kullandığım en rahat topuklu sandaletlerimden bir tanesi. Özellikle ucu açık olduğunda yazlık topuklularda hep böyle öne kaydığı için bir sıkıntı yaşıyorum ben. İster istemez ya banttan kesiyor ya biraz ayağın altından, ön tarafından rahatsız ediyor. Ama bunda kesinlikle öyle bir sıkıntı yaşamadım. Gerçekten en sevdiğim, her şeyle uyan, rengine, modeline, dediğim gibi rahatlığına ayrı ayrı bayıldığım, çok sevdiğim ayakkabım oldu. Ve alışverişimin son parçası XZ markasına ait bu el yapımı ahşap gözlükler. Gerçekten çok güzeller. İnanılmaz cool ve tarz bir duruşu var. Bu arada Türk tasarımcılar, gerçekten modeli, rahatlığı, camları inanılmaz güzel. Çok çok beğendim. Ve unisex modeller. Gerçekten çok güzeller ama bir şey itiraf etmem gerekiyor. İçim rahat etmedi gerçekten. Ben aslında bu modeli Özkan'a hediye olarak aldım. Bu gözlüğü Özkan'a hediye olarak aldım. Fakat aldıktan sonra o kadar çok beğendim ki dedim ki bence bunu ortak kullanalım biz. Neden olmasın ki? Yani bir tane aldık zaten. Niye bir tane daha alalım ki aynı modelden? Zaten unisex, ortak kullanalım dedim ve bir kere bile ona taktırmadım. Ben de biraz fazla bencillik etmiş olabilirim ama İstediği zaman tabii ki takabilir, tabii ki alabilir benden. Galiba kendisinin bundan tam olarak haberi yok. O yüzden ona söyleyebilirsiniz. İstediği zaman gözlüğü benden alabilir. O zaman kafamda dursun çünkü ayrı kalmak istemiyorum. Galiba her şeyi anlattım, hiçbir şeyi atlamadığımı ümit ediyorum ve artık videoyu bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz parçalar varsa ya da sizde de olan parçalar varsa aşağıda benimle paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.